Değerli dostlar, herkese sağlıklı günler, huzurlu günler diliyorum. Geçmiş olduğumuz videoda sizlerle korona olduğumuzu, testlerimizin pozitif olduğunu paylaşmıştım. Ayın 18'inde gittiğimiz testlerde bildiğimiz üzere korona teşhisi konmuştu ve ayın 19'unda ilaç kullanmaya başlamıştık. Ailemizde hepsi koronaydı. İlaçlarımızı kullandık, tedavimizi olduk. Rahat bir geçiş süreci oldu. Ve şu an için bugün size yeniden test yaptırdığımızı ve testin sonucunda çıkanları sizinle paylaşmak istiyorum. Dün akşam Yeni Mahalle Araştırma Hastanesi'ne gittik, testlerimizi yaptırdık. Ailecek testlerimiz negatif çıktı. Ama ufak tefek de olsa yine etkileri var tabii ki rahatsızlığımızın. Çünkü kronik rahatsızlığı olanlarda bir süre daha nefes darlığının, ufak tefek ağrıların, öksürüğün devam edeceğini söylüyor doktorlarımız. Çok şükür bizim testlerimizin hepsi negatif çıktı. Şu an için de karantinadan çıkmış bulunuyoruz. Herkese sağlıklı günler, huzurlu günler diliyoruz tabii ki. Baktığımız zaman bizim bu tedavi sürecinde evden dışarıya çıkmadık. Hayat eve sığar dedik. Ve çok şükür beslenmemizden kaynaklı olabilir. Özellikle sarımsağı çok tüketiyoruz, soğanı çok tüketiyoruz. Bu sarımsak ve soğan antibiyotik, genel olarak antibiyotik görevi gördüğünü biliyoruz. Geçmişten günümüze de sarımsağı ve soğanı ailecek çok tüketiyoruz. Çevremizde çok şiddetli rahatsızlık olarak COVID hastası olanlar oldu. Mahallemizde hayatını kaybedenler oldu. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Hasta olanlara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybeden yakınları olanlara da sabır diliyoruz. Çok şükür şimdi baktığımız zaman biz bu hastalığı sadece bir gün eşim rahatsızlandı. Eşim acil ambulansla hastaneye kaldırıldı. Onun da şeker hastalığından dolayı doktorlar müdahalede bulundu sabaha kadar. Ama hastanenin yoğunluğunda mecburen evde tedaviyi önerdiler. Hastanede yer yok. Yer olmadığı için de evinizde tedaviye devam edin dediler. Tomografisi çekildi. Ciğerlere sıçramış dendi. Kana sıçramış dendi. Ama evde tedavi olmasının daha güvenli olacağını söylediler. Nihayetinde doktorlarımızın yazmış olduğu ilaçları kullandık. Ekstradan Favikovir haricinde ilaçlar da yazdılar. Bu ilaçları da kullandık. Çok şükür hastalığı şu an için yendik. Bugün itibariyle sizlerle bu anımı, bu mutlu günümü paylaşmak istedim. Öncelikle kesinlikle hayat eve sığar diyoruz. Sizlerle bu mutlu anımızı paylaşmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hayat eve sığar. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin. Kendimize de dikkat edelim dostlar. Maskesiz dışarı çıkmayalım. Binamızda, evimizde, çevremizde birileriyle karşılaştığımız zaman mesafeye kesinlikle dikkat edelim. Maskesiz dışarıya çıkmadığımız gibi fazla da binada, çıkışlarda, merdivenlerde, kapılarda, asansörlerde temas yapmayalım. Yani asansörün düğmesine tamam basabiliriz ama asansöre yaslanmayalım, fazla vakit geçirmeyelim. Evimizin dışında fazla vakit geçirmemeye dikkat edelim. Baktığımız zaman beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. Biz hastalığımız süresince genel anlamıyla beslenmemize dikkat ettik.
tat alma duyularımız şu an için tamamen gelmedi ama yavaş da olsa, az da olsa koku alma, tat alma duyularımız yavaş yavaş kendine geliyor. Nefes fark edersiniz, fark ettiğiniz gibi solunum yollarında hala ufak tefek de olsa sıkıntılarımız var, nefes darlığımız var, geniz akıntımız var ama testlerimiz negatif çıktı. Baktığımız zaman COVID-19, korona yani, çok şükür ki ayakta da atlatılabiliyormuş. Biz bir gecemizi hastanede geçirmiş olsak da şu an için yaptırmış olduğumuz testlerde hastalığı yendiğimizi, sonuçların negatif çıktığını söyledi doktorlarımız. Mutluyuz. Allah herkese şifalar versin. Herkes en hafif şekilde bu hastalığı atlatır diye dua ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmenizi isterim. Kanalıma abone olmanızı isterim. Beğeninizi, yorumunuzu isterim. Değerli dostlarım, Allah'a emanet olun. Herkese sağlıklı günler diliyorum.